Ermeni Apostolik Kilisesi iman atası, Hristiyanlığın Ermeni halkının ve devletinin resmi dini olmasını sağlayan Aziz Kirkor Lucifer için atıldığı derin kuyudan çıkarılışını kutladı. Sevgili kardeşlerim, bugün Aziz Kirkor Lucifer için bayramlarından birini kutluyoruz. Onun ölüm kuyusundan çıkışını hatırlıyoruz. Elbette Surp Kirkor Lucifer için hayatı, görkemli hayatı, efsanevi hayatı romanlar yazılacak kadar güzel ve romanlar yazılacak kadar uzun. İyi insanların başına niçin kötü şeyler geliyor? Bu hepimizin sorusu değil mi? Ben kimseye kötülük yapmadım. Herkese iyilik yapmak istiyorum. Başıma niçin geliyor bu belalar? Niçin ben zorlanıyorum? Ben iman ediyorum Tanrı'ya. İyi bir insan olmaya çalışıyorum. İmanlı olmaya çalışıyorum. Ve bunun karşılığında mükafat da görmüyoruz. Tam tersine belalar geliyor bizim başımıza. Sorun. Çağlar boyu bütün dinlerde, bütün iman edenlerin en büyük sorularından birisi bu olmuş. İyi insanların başına niye kötü şeyler geliyor? Pavlus'un cevabı şu. Bir şeye hemen kötü deme. O senin kötü dediğin şey, o baş belası dediğin şey, günün birinde iyiliğe dönüşebilir. Onun için yaşamını bir paket olarak düşünmen lazım diyor Pavlus ve diyor ki bir imanlının başına gelen her şeyde her şey hep birlikte iyilik için çalışır. O anda başına gelen zorluklar, kötülükler, denenmeler en sonunda onlardan iyi bir şey çıkar. Ve bu dünya cennet değil, bu dünya kısa. Ve bu dünya bizim öğrenme yerimiz ve maalesef bizim en iyi öğretmenlerimiz zorluklarımız. Bu dünya Tanrı'nın bize cennetini vermeyi vaat ettiği bir dünya da değil. Hristos kendisini takip edenlere cennet vaat etmedi bu dünyada. Ötekinde vaat etti. Bu dünyada dedi ki benim gibi olacaksınız. Beni izleyeceksiniz. Nasıl izleyeceğiz? Dedi ben haçımı taşıdım sizler için. Sizler de haçınızı taşıyacaksınız. Haç taşımadan Hristiyan olmak yok. Çünkü haçtan sonra taç gelir. O ölüm kuyusuna atılmazsaydı Kirkor, böylesine görkemli bir çıkışı olmazdı. Onun için bakın biz haçı sembol yapmışız. Haçlanmasaydı Hristos dirilmeyecekti. Onun için Surp Kirkor Lucifer için hayatı bize diyor ki ve bütün kutsal kitap doğru insanların başına kötü şeyler gelir. Tanrı izin de verir. Ta ki o kötü şeylerin bu insanları ezemeyeceğini göstermek için. Çünkü imanımız bize der ki ölüm bile bizi yenemez. Tanrı bizimle ise o bir kişi galip gelir. Evet. Senin de başına kötü şeyler geliyor olabilir. Hastalık, dert, bela, başkalarıyla sorunlar. Bütün bunlarda Tanrı'ya imanın olacak ve Hristiyanlığının artılarını göstereceksin. Yaşadığın zorlukları Tanrı'nınla beraber çekeceksin.
O zaman göreceksin ki teselli buluyorsun. Kilise hayatımız bize çok şey kazandırıyor. Kiliseye gelenlerin sayısının azalması bir şey ifade etmiyor. Önemli olan o kalan kişilerin imanlarını anlamaları ve imanlarını yaşamalarıdır. En nihayetinde Hissus'un dediği gibi sizsiniz dünyanın ışığı, sizsiniz dünyanın tuzu. Atalarımızdan gelen bu ışık sizde duruyor ve siz taşıyorsunuz onu ve işimiz bizim bu. Bu kiliseleri açık tutacağız. Bu kiliselerde badarak olacak. Bu kiliselerde biz Tanrı'yı yücelteceğiz. Bu badarakta Hristiyanlığımızı yaşayacağız. Haylığımızı keşfedeceğiz. Azizlerimizi ve tarihimizi öğreneceğiz. Köklerimizi tanıyacağız. Onun için kilisemiz büyük bir misyon üstlenmiştir. Bu misyon din adamları ve sivillerimiz tarafından sürdürülmektedir. Yep, I see.